Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle arkadaşlar noktalama işaretine devam ediyoruz. Diğer işaretimiz soru işareti diyoruz ve başlıyoruz. Evet, soru işareti de arkadaşlar nerelerde kullanılır bakalım madde madde. Bir soru anlamı taşıyan cümle ve sözcüklerin sonuna konur, zaten bu en önemli ve klasik bir madde. Oraya en kısa sürede nasıl gidebiliriz derken bakın burada bir soru var. Doğum tarihiniz derken arkadaşlar bakın burada aslında doğum tarihiniz kaçtır, nedir anlamındadır. Demek ki burada doğum tarihiniz nedir tarzında bir şey olmasa bile biz adınız, soyadınız, telefon numaranız, doğum tarihiniz dediğimiz zaman karşı taraf bizim soru sorduğumuzu anlıyor ya. Arkadaşlar böyle ifadelerde gene soru işareti gelir ama sorularda gelir mi? Tabii ki çok fazla testlerde sorulmaz. Buna da dikkat edin diyoruz. Peki ikincisi diyor ki arkadaşlar sıralanmış sorularda bölümler virgülle ayrılır. Soru işareti cümlenin sadece sonuna konur. Ne demek bu, bir bakalım. Birden fazla soru cümlesi varsa arkadaşlar, bir cümlede birden fazla soru varsa bunun diyor sadece diyor sonuna soru işareti koymanız yeterli, o da diğerlerin yerine geçer. Ne demek bu? Yağmura mı yakalandınız? Şurada arkadaşlar ne olacak? Yağmura mı yakalandınız virgül, şemsiyeniz yok muydu virgül, niçin bir yere sığmadınız derken. Bakın burada 3 tane soru var. Fakat 3 tane soru var ama sadece sonuna soru işareti getirmiş. Bu demek oluyor ki arkadaşlar bu bunun yerine de geçer, bunun yerine de geçer. Demek ki aralara virgül koyup sadece sonuna soru işareti koymanız doğrudur. Bunda bir yanlışlık yoktur. Hepsini ayrı ayrı koymayın. Peki koyarsak ne olur? Diyelim ki yağmura mı yakalandınız soru işareti dediğim zaman arkadaşlar kesinlikle bu şemsiyenin şeysini büyük yazmak zorundasınız. Eğer bu şekilde bir cümle gelirse de buna dikkat edin. Tamam. Çok güzel. Peki diğeri kanıtlanmamış bilgilerin yanında ayraç içinde kullanılır. Evet arkadaşlar, eğer bilgi kesin değilse bu genelde doğum ölüm tarihleri olur. Mesela Karacaoğlan işte halk edebiyatımızın en önemli ozanlarından biridir derken bakın doğumu da ölüm tarihi de belli değildir. O zaman ne yaptık, bunu parantez içerisinde soru işareti kullandık diyoruz. Peki ama burada bir not var. Diyor ki soru eki veya soru sözcüğü bulunan ancak soru anlamı taşımayan cümlelerde soru işareti kullanılmaz. Evet arkadaşlar, lütfen bunda cümlenin tamamını okuyarak hareket edin. Bahar geldi mi, çiçek açar ağaçlar dediği zaman burada geldi mi, geldiği zaman anlamındadır. Yani soru edatı değildir. Dolayısıyla burada da nedir, soru işareti kullanılmaz, nokta kullanılır. Yarışmada kaç kişi finale kaldı bilmiyorum derken bakın kaç kişi soru kelimesi var ama soru sormuyor burada. Dolayısıyla burada da sonuna gene nokta konur. Lütfen bu tarz cümlelere de dikkat edin. Gene ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi cümleleri tam okuyoruz. Tamam, çok güzel. Peki gelelim kesme işareti. Evet, buraya lütfen çok dikkat edin. En çok soru getiren yerlerden bir tanesi gene kesme işareti. Öğrencilerimizin genelde karıştırdığı ama kuralları bilirseniz inşallah karıştırmayacağız. Peki bir, özel adlara eklenen çekim eklerinden sonra önce kullanılır arkadaşlar. Kesinlikle zaten çekim ekleri eğer özel isme gelirse biz ne yapıyoruz? Kesme işareti kullanıyoruz. Bandırma'ya her gün feribot seferleri düzenleniyor derken Bandırma bir özel isimdir. Bakın E hal çekim ekini almış. O zaman burada ne yaptım? Kesme işareti kullandım. Ama bir not var burada ki aşırı derecede önemli diyoruz arkadaşlar. Aşırı yıldız koyuyoruz gene buraya. Nedir bu? Özel adlara gelen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler asla ayrılmaz. Lütfen buna çok dikkat edin. Neymiş? Özel isme gelen yapım eki, ona sonra çekim eki ve sonra bu eklerden sonra gelen diğer eklerde asla ayrılmaz. Ne demek bu? Mesela İzmirli'ye derken arkadaşlar burada hiçbir şekilde kesme işareti yoktur. Niye? Bakın bunun kökü İzmir'dir. İzmir'den ne oldu arkadaşlar? İzmirli. Bakın bu bir yapım ekidir. Anlam değişti. İzmir bir şehrin adıdır. İzmirli orada yaşayan bir insanın adıdır. Değişti mi? Değişti. O zaman bu yapım eki ise kesinlikle yapım eki özel isme gelince ayrılmaz. Peki bu yapım ekinden sonra gelen herhangi bir çekim eki, o da ayrılmaz arkadaşlar. Dolayısıyla siz buradaki keramet nerede? Keramet yapım ekinde. Eğer kelimenin köküne yapım eki gelirse kesinlikle ayrılmıyor ve ondan sonra gelen ekler de ayrılmıyor. Tamam. Peki diğeri çokluk eki. Erdallarla derken bakın Erdal bir özel isimdir. Lar çokluk ekidir. Burada yapım eki değil, çokluk eki, dikkat edin. Bu da ayrılmaz. Peki lara gelen ekler arkadaşlar, o da ayrılmaz. Yani şöyle bir yazım gelirse kesinlikle yanlıştır diyorsunuz. Tamam.
Peki Türklerin derken gene kök Türktür. Bakın ler çokluk eki geldi. Lerden sonra da in ne yaptı arkadaşlar? Çekim ekidir. Bu da ayrılmaz. Lütfen buradan çok soru gelecek. Buna çok dikkat edin. Ahmet Haşimler derken gene özel isme gelen ler eki de ayrılmaz. Tamam. Harika. Lütfen buraya özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Burası soru getirir. Tamam. Peki kısaltmalara getiren eklerden önce kullanılır. Bunu hatırlayın. Yazım kurallarında da görmüştük. İTÜ'ye derken bakın uzuna göre okuyorum. Gene uzuna göre derken heceye göre okuyorum. İTÜ değil de İTÜ'ye diğer ki arkadaşlar bakın gelen çekim eki GAP'ın derken gene okunuşa göre ekler gelir arkadaşlar. Kesme işareti TDK'nin derken gene burada bir kesme işareti var. Demek ki kesme işaretinin diğer görevi de kısaltmalara gelen ekler diyoruz. Tamam. Lütfen şu yıldız koyduğum yere özellikle dikkat edin. Zaten soru ayırt edici olarak buradan gelecektir. Peki diğeri sayılara getirilen eklerden önce kullanılır. Evet bu da arkadaşlar 1983T derken bakın sayı 21.45'te derken saat 170. derken arkadaşlar gene ince eklerinde de gene kesme işareti getirilir. Peki kişi hatlarından sonra gelen saygı sözcüklerine evet gene kesme işareti ayrılır. Ne demek bu Nihat Bey ederken bakın Nihat özel isimdir. Bey ondan sonra gelen unvan sıfatıdır. Bakın kesme işaretiyle ayrılmış. Nihal Hanım'dan derken hanım bir saygıdır. Nihal onun özel ismidir. O zaman burada da dan derken ayrılmış. Ayrılmazsa yazım yanlışı. Peki burada bir uyarı var. Özel adlar yerine kullanılan o zamiri cümle içerisinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen eklerde kesme işaretiyle ayrılmaz. Yani arkadaşlar biz şahısta ben sen o diyorduk ya şahıs zamirlerinde o'yu kesinlikle büyük yazmıyorsunuz. Bu konuda onun düşüncelerini önemsiyorum derken kim bu? Herhangi biri arkadaşlar burada kesinlikle o ayrılma özür dilerim büyük harfle yazılmaz. Buna da dikkat edeceksiniz. Peki akım çağ dönem adlarından sonra gelenekler kesme işaretiyle ayrılır. Evet arkadaşlar bunlar da özel isimdir. Akım çağ ve dönem adı. Buzul çağlarından derken arkadaşlar dikkat edin. Burada da gene ne yaptık? Özür dilerim bu böyle bu şekilde değil. Buzul çağından derken arkadaşlar burada ne yaptım? Buzul çağı anlamında burada da gene ne yaptım ben? Özel ismi ayırdım. Peki ilk çağdan derken dikkat edin gene ilk çağ bir özel isimdir. Ne yaptım arkadaşlar? Ayırdım. Peki başka ne olabilir? Mesela arkadaşlar yontma taş devri derken bakın bu da bir özel isimdir. Dönem adı. Yontma taş devri derken gene devrini derken bakın gene ne yaptım? Ayrıldı. Demek ki akım çağ dönem adları da kesin ve kesme işaretiyle ayrılır. Tamam. Peki uzun çizgiye geçelim. Arkadaşlar uzun çizgide çok fazla kullanılmayan sadece bir yerde kullanılan bir şeydir. Nedir bu da? Konuşma metinlerinde cümlelerin veya sözlerin başında kullanılır diyoruz konuşma metni. Hasta yakınları görevliye sorar derken bakın ne yaptım? Geçmiş olsuna geldik. Hastamızı görebilir miyiz derken o konuşma tarzında ne yaptım? Konuşma çizgisi olarak uzun çizgiyi kullandım. Başka da bir kullanım alanı yoktur. Yay ayraç parantezdir arkadaşlar bunun diğer ismi. Bu da açıklayıcı nitelikteki sözler içinde kullanılır. Ne demek o? Ben o tarihte liseyi yeni bitirmiştim derken bakın o tarihi 1974 olarak açıklıyor. Ne yaptı? Bunu iki tane yay ayraç yani parantez içerisinde kullandı. Yabancı kelimelerin okunuşu ayraç içerisinde gösterir. Gene Shakespeare bakın okunuş ne yaptı? Shakespeare olarak okunur ve bunu biz gene parantezle gösterdik. Tiyatro yapıtlarında ve senaryolarında hareketlerini durumunu açıklamak için kullanılır. Mesela ihtiyar demiş. Yavaş yavaş kaymakama yaklaşır derken arkadaşlar burada ne yaptık arkadaşlar dikkat edin hareketi gösterdi ihtiyarın hareketi ne oluyor beyefendi burada hareket gene ne yapılır kesme şey, pardon parantezde gösterilir buna da dikkat edin çok da fazla zaten kullanım alanı bunun da yok. Peki bir sözcüğün eş anlamı parantez içerisinde gösterilir. Benzetme neymiş eş anlamı arkadaşlar? Teşbih bakın bu da parantezle gösterildi. Edebiyatta en çok kullanılan sanattır diyor. Kişilerin doğum ve ölüm tarihleri arkadaşlar gene yay ayraç içerisinde gösterilir. Namık Kemal'in bakın 1840-1888 doğum ve ölüm tarihi gene parantezle gösterdim diyoruz. Buna da dikkat edin tamam. Süper. Peki kısa çizgiye geçelim arkadaşlar. Kısa çizgide satır sonunda sözcükler bölündüğünde kullanılır. Bunu daha önce de hatırlayın yazım kurallarında işlemiştik. Geldik geldik cümleye arkadaşlar. İlkokul derken bakın ne yapıyoruz? Buraya bir kısa çizgi koyuyoruz. Buna da dikkat edin. Bu da satırın yetmediğini gösterir. Buna da çok dikkat ediyoruz. Başka ne kullanabiliriz? Mesela geldik geldik hanımeli derken ha
Anlamalı arkadaşlar. Burada da gene ne yaptım? Hece etmedi. Burada lütfen çok önemli bir notu hatırlayacaktık. Kesinlikle arkadaşlar satır sonunda mesela diyelim ki araba derken arkadaşlar araba dediğim zaman asla burada tek başına bir ünlü harf bırakmıyorsunuz. Burası çok önemli. Bu yanlış bir kullanımdır. Ya A'yı aşağıya indireceksiniz, tamam mı? Ya da ne yapıyorsunuz? A'yı yanına ra koyuyorsunuz, öyle kesme işareti koyuyorsunuz ya da a'yı buraya indiriyorsunuz. Asla tek başına ünlü satır sonunda kalmaz. Lütfen buna da dikkat edin. Bu da soru getirebilecek bir yerdir. Başka ne soru getirir burada dersek? Mesela arkadaşlar buraya geldim. İşte Ali de benim en iyi arkadaşım dediği zaman. Arkadaşlar burada aslında cümleye göre kullanımda Ali de benim en iyi arkadaşımdaki bu D nedir? Bağlaç mıdır? Evet, Ali benim en iyi arkadaşım. Cümleden çıkardım, bağlaç olduğunu anladım. Arkadaşlar bu bağlaçsa buraya ne yaparlar adamlar? Sizi şaşırtmak için bir kesme işareti koyabilirler. Bu bir. Ya da ne koyarlar arkadaşlar? Kısa çizgi koyarlar. Ya da ne koyarlar arkadaşlar? Kesme işareti koyarlar arkadaşlar. İkisi de yanlış. Neden yanlış? Bir, zaten Ali bir özel isimdir arkadaşlar. Özel isim olduğu için buradaki ekler asla birleşik anlamda kullanılmadığı için kesme işareti gelmez. Bu de bağlaç olduğu için de arkadaşlar gene kısa çizgi gelmez. Bu D bağlaç olduğu için de arkadaşlar ne gelmez? Gene kesme işareti gelmez. O zaman burada ne var? Ne kısa çizgi var, ne kesme işareti var? Lütfen, bazen böyle şaşırtıcı sorular gelebilir. Lütfen satır sonuna da dikkat edin. Yazım kurallarında veya noktalama işaretlerinde karşımıza çıkabilir diyoruz. Tamam. Peki ara sözlerin ya da ara cümlenin başında ve sonunda kullanılır arkadaşlar. Bunu hatırlayın. Daha önce biz buraya virgül de kullanılabilir demiştik. Hatırlayın. Ara sözün başında ve sonunda virgül de gelebilirdi. Kısa çizgi de gelebilir arkadaşlar. Aklında kalsın diye, pek aklında kalmaz ya, hatırlıyorum derken bakın, pek aklında kalmaz ya bir ara sözdür. Buna cümle dışı unsur da deriz. Ne yaptık? İki tane kısa çizgi arasında koyduk ve ne yapıyoruz? Kesinlikle büyük harfle başlamıyoruz bunların. Peki bunlar iki virgülle de olur mu hocam? Tabii ki olur. İkisi de doğrudur. İster iki kısa çizgi, ister iki virgül kullanılsın. Ara sözler ikisi de doğru kullanın. Ama sizden tek ricam, lütfen küçük harfle başlamış olmasına dikkat edin. Tamam. Özel isim değilse. Peki birbiriyle ilişkili tarih, ulus adları, isimler arasında kullanılır. Mesela burada Türk-Yunan ilişkisi derken bakın burada bir ilişki olduğu belli. 2005-2006 derken bakın tarihler arasında bir ilişki var. O zaman ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Peki nerede ayrılmaz? Mesela ben desem ki bu yaz Ankara, İstanbul gezdim desem arkadaşlar, burada Ankara, İstanbul arasında kısa çizgi koymam. Neden koymam? Çünkü burada Ankara, İstanbul arasında bir bağlantı yok. Ne var burada arkadaşlar? Burada Ankara ve İstanbul'u gezdiğini söylüyor birden fazla bir yer. Peki hocam ne olur ama desem ki bu yaz Ankara, İstanbul karayolu, Ankara, İstanbul karayolu yapılıyor desem veya tadilatta desem arkadaşlar, karayolu kapandı desem, bakın burada ne yaparım? Ben kısa çizgi koyarım. Neden? Bakın çünkü burada bir Ankara İstanbul karayolu diye bir ilişki var. Dikkat edin. Bağlantı var. Buraya kısa çizgi gelirken cümle içerisinde kullanımına göre ne yapıyorum? Virgül de geçirebiliyorum. Lütfen gene cümleyi dikkatle okuyup karar verin diyoruz. Tamam. Var mı sıkıntı? Yoktur diyoruz. Ve arkadaşlar bu şekilde noktalama işaretlerini bitiriyoruz. Bunların haricinde arkadaşlar işte köşeli ayraçtır veya tek tırnak gibi bazı noktalama işaretleri var ama onlar çok fazla zaten soru getirmediği için onları gerek görmedik. Bu anlattığım noktalama işaretlerine dikkat ederseniz, maddeleri güzelce bilirseniz arkadaşlar, bol bol da soru çözerseniz yanlış yapacağınızı düşünmüyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın diyoruz.